Değerli katılımcılar, günaydın. 2021 Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı yıl sonu değerlendirme toplantısına hoş geldiniz. Toplantımızda İngilizce ve Türkçe eş zamanlı tercüme yapılmaktadır. Tercüme desteğinden yararlanmak için Zoom alt görev çubuğunda bulunan dünya şeklindeki işareti tıklamanız ve oradan istediğiniz dili seçmeniz yeterli olacaktır. 2021 yılı meyve ve sebze sektörünün önemine dikkat çekmek, sektörün üretim, dağıtım stratejilerini daha sağlıklı insanlar ve daha sağlıklı bir çevreye koşullarına yöneltmek için Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı olarak ilan edildi. Yıl boyunca da Türkiye'de ve dünyada meyve sebze yılı ile ilgili etkinlikler ve pek çok çalışmalar yapıldı. Bugün de burada yıl boyunca meyve sebze sektörüne yoğun çalışmalarda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileriyle bir arada olacağız. Bu webinar Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Antalya Tarım Konseyi, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ortak bir yayınıdır. Sizlerle 1,5 saat süreyle birlikte olup yaş, meyve, sebze sektörü için uluslararası bakış açılarını hep birlikte değerlendireceğiz. Toplantımızın açılış konuşmaları için Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır'a söz vermek istiyorum. Sayın Başkan, buyurun, sizi dinliyoruz. Günaydın. Günaydın. Örtaltı Tarım'ın başkenti Antalya'dan tüm katılımcılarımıza hoş geldiniz diliyorum. Yaklaşık 2 yıldır içinde olduğumuz küresel salgında Türkiye ve dünyada tarım ve gıda sektörleri pozitif şekilde ayrışmıştır. Pandemi döneminde tüketimi en çok artan ürün grupları arasında bağışıklık sistemini güçlendirmeleri nedeniyle meyve ve sebzeler önemli yer almaktadır. Yaş meyve sebze üretim ve tüketimi hem dünyada hem de Türkiye'de giderek artarken FAO'nun raporlarına göre üretilen meyve ve sebzenin %50'si israf ediliyor. Yani tarladan çatala ulaşmadan kayboluyor. Koronavirüs döneminde ticaret sisteminin yeşil mutabakata uyumu konuları konuşulurken bu önemli sektöre dikkat çekmek, insanların ve çevrenin daha sağlıklı olmasını sağlayacak bir üretim ve tüketim yaklaşımına bütüncül bir bakış açısı sağlamak, beslenmede meyve ve sebzenin önemi, üretimden tüketime kadar olan zincirde yaşanan sorunlar başta olmak üzere birçok konuda çalışmalar yapmak, etkinlikler düzenlemek gibi hedeflerle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararı ile 2021 yılı Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı ilan edilmişti. Türkiye, üzerinde 4 mevsimin yaşandığı geniş tarım toprakları, uygun iklimi, sebze ve meyve tarımında yetişmiş insan kaynağı, Avrupa, Asya, Afrika kıtalarının merkezindeki konumuyla önemli bir stratejik potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Ülkemiz dünya sebze üretiminde 4., meyve üretiminde 5. sırada yer almaktadır. Türkiye 2020 yılında 43,8 milyon dekar alanda sebze ve meyve üretimi yapmış. Bu alanlarda 31,2 milyon ton yaş sebze, 23,6 milyon ton yaş meyve üretmiş ve bu ürünlerden de dünyaya 2,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Antalya'nın sebze meyve üretiminde ülkemizde çok önemli bir yeri vardır. Kentimizde yaş sebzede başta domates olmak üzere tüm çeşitler derinlikli bir piyasa ve Türkiye ölçeğinde önemli bir kapasiteye sahiptir. Antalya'da 2020 yılında toplam 1,3 milyon dekar alanda sebze ve meyve üretimi yapılmıştır. Bu alanlarda 2 milyon ton meyve, 4,7 milyon ton sebze üretimi gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında Antalya'nın yaş sebze meyve ihracatı 450 milyon dolar seviyesindedir. Ülkemizin örtaltı üretimi 1940'lı yılların sonunda Antalya'da sebze yetiştiriciliğiyle başlamıştır. 1970'li yıllarda plastik kullanımının artmasıyla daha hızlı gelişim göstermiş, 90'lı yılların başında ise örtaltı üretimindeki başarılı hamlesiyle dünyaya açılmıştır. Antalya'mız Türkiye örtaltı varlığının %39'unu oluşturmaktadır. Örtaltı üretimimiz her yıl yaklaşık yarısı ihracat edilmektedir. Ülkemizde örtü altında üretilen domatesin %62'sini, biberin %60'ını, hıyarın %42'sini, patlıcanın %57'sini, muzunsa %41'ini
tek başına kentimiz üretmektedir. Yaş meyvede ise narenciye, avokado, çilek başta olmak üzere subtropikal çeşitlerde önemli bir kapasiteye sahiptir. İklim avantajlarını tamamen kullanarak sahil kesiminde ve yüksek kesimlerde üretimle sürekli hasat kapasitesi yaratılmıştır. Aşırı teknolojik olmayan, geleneksel ve doğal yapısı ağırlıklı olan üretim ve işletme metotlarıyla karbon ayak izi nispi olarak düşük düzeydedir. Bu özelliğiyle yeşil mutabakat konularına uyumlu bir üretim kapasitemiz bulunmaktadır. Uluslararası meyve sebze yılı yaklaşımlarının ortak amacı sektörün gelişimine ve sürdürülebilirliğe katkı sağlamaktadır. Biz de Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası olarak 2021 yılında meyve ve sebze sektörünün sürdürülebilirliğine odaklı pek çok çalışma yaptık. Raporlar yayınladık, paneller düzenledik. Hatırlayacağınız gibi 8 Temmuz 2021 tarihinde de Uluslararası Yaş Meyve Sebze Yılı ilk yarısını sektör paydaşları ve akademisyenlerimizin katılımıyla ulusal ölçekte değerlendirmiştik. Bugün de Roma, Budapeşte, Ankara ve Antalya'dan değerli konu uzmanları ve sektör paydaşları Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nın yıl sonu değerlendirmesini yapacaklar. Sektöre ilişkin paylaşımlarda bulunacaklar. Yaş meyve sebze yılı ülkemizde ve dünyada yeterince iyi değerlendirdi mi, değerlendirilemedi mi? Bugün bunları konuşacağız. Herkese bu fırsatta tekrar hoş geldiniz diyor ve toplantının sektörümüz için yararlı olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sayın Çandır, konuşmalarınız için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de toplantımızın açılış konuşması için Antalya Tarım ve Orman İl Müdürümüz Sayın Gökhan Karaca'ya söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Karaca. Herkese günaydın. Herkese saygıyla selamlıyorum. Başkanım yaş sebze meyve üretimimizle ilgili, sektörle ilgili bütün rakamları verdi. Ben tekrar girmeyeceğim bununla ilgili. Tabii tarımsal üretimde yaş sebze meyvenin payı çok yüksek. İnsan tüketiminde de çok fazla payı. Bu anlamda FAO'nun 2021 yılını yaş sebze meyve yılı ilan etmesi bizim ilimiz için, ülkemiz için çok anlamlı. Tabii biz coğrafi olarak bulunduğumuz bölge yaş sebze meyve üretim ve tüketimi konusunda biz çok şanslıyız. Biz ülkemizde gerçekten yine dünyaya kıyasla çok daha düşük fiyatlara ve istediğimiz şekilde yaş sebze meyveye ulaşabiliyoruz. Bunun yanında çok önemli miktarda da ihracat yapıyoruz. Hem çevre ülkelerimizdeki tüketicilerimize bu yetiştirdiğimiz sağlık ürünleri ulaştırabiliyoruz. Pandemiyle birlikte tarıma olan ilgi çok arttı. Özellikle de ilimizde yaş sebze meyve üretimi bu anlamda olumlu yönde geri dönüşler oldu pandemiyle birlikte ve yaş sebze meyve üretimine yönelik yoğun yatırımlar aldık. Tabii ki tüketim rakamları da önemli seviyede arttı pandemiyle birlikte. Hem bu yaş sebze meyve üretim yılıyla oluşan farkındalık hem de pandemiyle birlikte bizim ihracat rakamlarımız bu yıl geçtiğimiz yıl ve ondan önceki yıldaki rakamlara göre önemli artışlar gösterdi. Umarım bu şekilde devam eder. Tabii ki yaş sebze meyve üretimiyle ilgili ve sektörle ilgili bütün kesimlerin işi gerçekten kolay değil. Biz üreticilerimizin sürekli yanındayız ve gerçekten çok zor bir üretim yani tamamen risklere çok açık biliyorsunuz. Özellikle ilimizde yoğun afetler yaşanıyor. Yaş sebze meyve üretimi de afetlerden yoğun olarak etkileniyor. Bunun yanında yaş sebze meyve ticaretle uğraşan mutlaka bugün burada bunlarla dile gelecektir. Gerçekten hem lojistiğinde hem ticaretinde çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Gerçekten çok riskli ve bu riskleri en aza indirmek için de biz bakanlık olarak yoğun olarak çalışıyoruz. Ben bu toplantının hem sektörümüze hem ülkemize, dünyaya faydalı olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Karaca, biz de çok teşekkür ediyoruz konuşmalarınız için. Şimdi de bu yılın mimarlarından olan kurumdan, çok emek veren bir kurumdan, FAO Türkiye Temsilci Yardımcımız Sayın Ayşegül Selişik'i açılış konuşmaları için davet ediyorum. Buyurun Sayın Selişik. Çok teşekkür ediyorum Gonca Hanım. Öncelikle herkesi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Antalya Tarım Konseyi ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Çandır, Antalya Tarım ve Orman İl Müdürü Sayın Gökhan Karaca, Antalya Tarım Konseyi'nin değerli yöneticileri, FAO'nun değerli uzmanları hem Roma'dan hem bu
Budapeşte'den yakın çalıştığımız teknik uzmanlarımız, saygıdeğerler konuklar. Bugün 2021 yılında çeşitli faaliyetler sürdürdüğümüz meyve ve sebze yılını aslında değerlendirmek için düzenlenen bu etkinlikte birlikteyiz. Ve burada emeği geçen, bu etkinliğin düzenlenmesine emeği geçen herkese de teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2021'i Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı olarak belirledi. 2021'in sonuna doğru yaklaşırken çok da az bir zaman kaldı ama geriye dönüp baktığımızda ne yazık ki COVID-19 etkilerinin devam ettiğini, alınan tedbirlerin özellikle gıda tedarik zincirinde kesintilere yol açtığını, gıda fiyatlarının hızla arttığını, açlık ve gıda güvensizliğinin derinleştiğini görüyoruz. Bütün bu olumsuzluklarla mücadele etmek için beslenme ve gıda güvenliğinin önemi konusunda da farkındalık yaratmak büyük önem taşıyor. Bu bakımdan aslında Uluslararası Meyve ve Sebze Yolu özellikle beslenme ve gıda güvenliği konusunda küresel, bölgesel ve yerel ölçeklerde farkındalık yaratmak için bizlere bir fırsat sundu. Bu fırsatı da elimizden geldiği kadar meyve ve sebzelerin önemini farklı ortamlarda farklı paydaşlarla paylaşarak Türkiye'de ve dünyada değerlendirdik. Sonuçta Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarını gerçekleştirmede her aracı kullanmamız gerekiyor. Tabii ki nihai amacımız Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü olarak da özellikle yeterli beslenmeyi sağlayabilmek. Bu konuda da bu yıl aslında çok da farkındalık anlamında önemli oldu. Tabii ki meyve ve sebzelerin farkındalık yaratma çalışmasında karşılaştığımız bir engel maliyetlerdi. Çünkü fiyatlar giderek dünyada da artıyor, Türkiye'de de artıyor ve meyve ve sebzelere erişimde giderek bir sıkıntı var. Ama yine de şanslı bir ülke Türkiye ve rakamlardan bahsettiler. O anlamda taze zamanında, mevsiminde taze meyve sebzeye ulaşmak mümkün. Ama bir o kadar da taze sebze ve meyvenin kayıp olduğunu ya da israf edildiğini de görüyoruz. Bu konuda da yine Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte gıda israfının ve kaybının önlenmesine ilişkin gıdanı koru kampanyası ve projesi bizlerle yakın işbirliğiyle devam ediyor. Burada o nedenle FAO olarak bu konuda hepimizin oynayacağı bir rol olduğunu düşünüyoruz. Meyve sebze tabii bizim için en önemli besin değeri olan ürünlerden, beslenmemizde yeri çok çok önemli. Onları besmeye ve sebzenin konusunda farkındalığın artması, en azından israfın azalmasında yapacağımız her türlü işbirliği çalışma çok kıymetli. Ve sağlıklı beslenmeye, besine erişmede de sonuçta sebze sektörünün, meyve sebze sektörünün rolü bu anlamda önemli. Bir taraftan gıda tarım örgütü olarak tarım gıda sistemlerinden bahsediyoruz ve tarım gıda sistemlerinde de artık bir dönüşümü öngörüyoruz. Meyve sebze sektöründe bu kapsamda bütünsel bir yaklaşımla ele aldığımızda talep, arz, sosyoekonomik kalkınma, fiyatlar ve tüketici davranışları gibi faktörlerin karşılıklı etkileşimini gözlemleyebildiğimiz bir sektör olduğunu düşünüyoruz. Ufak bir başka bir ülkenin ihracata yönelik ya da ithalata yönelik tedbiri, üretim, arzın arkasından gelen satışı ve sonuçta tüketimi ya da fiyatları çok hızlı bir şekilde etkileyebiliyor. O yüzden sistemi çok iyi analiz edip sistemdeki eksiklikleri birlikte tespit edip güçlendirmek ve bu sektörü her zaman güçlü kılmak lazım. Bunun için de birlikte çalışmak lazım. Ve bu birlikteliğimizi aslında bu sene hem Antalya Tarım Konseyi ile hem de Antalya Ticaret Borsa ile çok bu anlamda güzel işbirlikleri yaptık. Online gerçekleştirdik çoğu çalışmalarımızı ama umarım daha sonraki dönemde biraz daha bize
pandemi etkisini azaltarak fırsat verirse birlikte çalışmalara devam edeceğiz diye düşünüyorum. Konuşmama son verirken iki noktanın da altını çizmek isterim. Birincisi meyve ve sebze yetiştirmek, aile çiftçileri ve özellikle bu topluluklar için daha iyi bir yaşam kalitesine katkı sağlayabilir. Sonuçta Türkiye'de de çoğu meyve ve sebze yetiştirenler küçük aile çiftçisi ve onların sürdürülebilir şekilde bu üretimi devam ettirebilmeleri için de mevcut kaynakların tarımsal biyoçeşitliğin korunması, bu anlamda çiftçilerin bilinçlendirilmesi, desteklenmesi gerekiyor ki gelirlerini elde etmeye devam edebilsinler ve sonuçta da gıda güvenliğini ve beslenmeyi birlikte iyileştirelim ve dayanıklılığı arttıralım. Biz de meyvelerin ve sebzelerin tabii ki çabuk bozulabilirliği bozulup ve bu nedenle kayıp ve israf bölümü, daha önce de söylediğim gibi, kayıp ve israfı en aza indirmeye katkı sağlayacak dijital yeniliklere de önem vermemiz, çiftçilerle dijital yenilikleri buluşturmamız gerekiyor. Tabii burada biraz daha işin büyük üreticilerine ya da ihracatçılarına rol düşüyor ya da sözleşmeli tarım yapan özel sektöre rol düşüyor. Burada da eminim ki güzel gelişmeler Türkiye'de ve dünya genelinde olacaktır. Sonuçta meyve ve sebzelerdeki kayıplar da azaldıkça toprak ve su gibi sınırlı kaynaklarımızın kaybı da azalacaktır. Etkinliğimizin verimli geçmesini dileyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar herkese hoş geldiniz diyorum. Sayın Selişik, biz de konuşmanız için size teşekkür ediyoruz. Konuşmacılarımızı etmeye başlamadan önce akışla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bugün gündemimiz üç kısımdan oluşacak. İlk kısmında dünyanın değişik bölgelerinden FAO uzmanlarımız bizler birlikte olacak. Uluslararası Meyve Sebze Yılı çalışmalarını konuşacağız. İkinci kısımda Avrupa özel sektörünün bakış açısını ve son kısımda da Türk özel sektörünün bakış açısını dinleyeceğiz. Toplantımızın en sonunda 15 dakikalık bir soru cevap kısmı olacak. Tüm panelistlerimize sorularınızı biriktirerek o kısımda sormanızı rica ediyorum. Ben daha fazla zaman kaybetmeden, yoğun bir gündemimiz var, konuşmacılarımızı davet etmeye başlamak istiyorum. İlk konuşmacımız, Uluslararası Meyve Sebze Yılı'nda küresel bakış açılarını sunmak için bizlerle Sayın Fenton Beed bizimle. Kendisi FAO'nun Roma'daki merkez teşkilatında Bitkisel Üretim ve Bitki Koruma Bölümünde Kırsal, Kentsel Tarım Ürünleri ve Mekanizasyon Sistemleri Takım Lideri. Sayın Fenton Beed, kıdemli bir bitki patoloğu ve kıdemli bir araştırmacı. Bahçe bitkilerinin korunması gereken tarım arazileri, kentsel alanlar, gıda sistemleri konusunda çalışıyor. Sayın Beed, hoş geldiniz. Thank you very much. Good morning, distinguished guests and distinguished participants. I'm just going to share my screen and introduce from the perspective of Plant Production and Protection Division here in Rome. And I'm hoping that this will go into slideshow. I'm hoping you can see this. Well, thank you very much for the invitation and thank you very much for the detailed opening remarks. So from my perspective, our division focuses on sustainable production of crops, and this includes their protection. And as has been introduced, fruits and vegetables are incredibly important. And I think that the opening remarks are very helpful, and the perspective from Antalya has really highlighted why fruits and vegetables are so important. And one of the first things is because of income. Because it allows farmers to use smaller amounts of land, smaller amounts of water and nutrients to generate significant incomes. And this, the fruits and vegetables themselves secure nutritional security for populations. And because they're perishable, as has been mentioned, there are many opportunities for post-harvest services and additional businesses. But it's not just us that likes to eat fruits and vegetables, it's also many insects,
and diseases. So there's quite a lot of information that needs to be provided to farmers to give them the confidence to sustainably produce fruits and vegetables. So the high value nature and the perishable nature of fruits and vegetables gives many opportunities for extra businesses, the supply of information and technologies to make sure that fruit and vegetable production and the value chains are sustainable. Now, as has been mentioned, the UN declared this year the International Year of Fruits and Vegetables to raise awareness, and FAO has the honor of being the main executive agency and technical agency for the distribution of messages. Now, the year has had many supporters, and this is what's made it so successful, from countries to the private sector to knowledge brokers. And it's great to see FreshFel. We'll be speaking later. And for some of the FreshFel events this year, our Deputy Director General, Beth Bechdel, has contributed, showing the importance of the new FAO strategic framework to partner with the private sector to support small-scale farmers. I'd just like to highlight a couple of products and a couple of, I know that the video will be shared later, but I just wanted to mention there's a couple of videos on the International Year of Fruit and Vegetable website that are excellent. And these are freely downloadable and everybody can use them to further disseminate the messages. And the first one was actually developed by our division, so we're very proud of this. And just this week, there has been another video released which uses trolls. And the trolls have been used intentionally to try and increase the audience and the awareness of the importance of fruits and vegetables to a wider audience, and particularly children, because this is the consumer market for the future, but also the influences of change. So I'd recommend everybody go to the International Year Fruits and Vegetable website and have a look and download and use these videos. Other materials that are available are very well thought out little animations, and these are GIFs. And what they do is highlight key messages as well. And these are all available in the 6 official languages, as are the videos of FAO. So please have a look at the website and use this material for whatever purpose you would like to further disseminate the importance of fruits and vegetables. There are also publications, and I'd like to highlight 2. First of all, one is the background paper, which focuses on the benefit in terms of nutrition of fruits and vegetables. And we also contributed to the 3rd chapter, which is on sustainable production. And more recently, there has been a publication promoting the policies that are required for sustainable production value chains for fruits and vegetables. And again, we contributed to the chapter linked to production. So please use these materials for your information for distribution to your colleagues. And there's another publication which I was directly involved with colleagues, and it's a co-published document between FAO and CIRAD, which is a French national research organization. And it involved inputs from over 20 international experts and several research and development organizations. And from this web link here, you can access this publication, and it will be available in all 6 languages. This is the link to the English. And this is 200 pages long, and it's quite comprehensive. It's not a guide to how to grow a particular type of vegetable, because there are too many types. There are too many different local environmental contexts, too many different market preferences. But what it does do is give a general idea as to what farmers, value chain actors, and government should consider when expanding into fruit and vegetable production. It consists of chapter 1, which gives lots of statistics on fruit and vegetable production across the world. Also the definition of what are fruits and vegetables in terms of the international year, but also botanically. And then chapter 2 focuses on all aspects of the sustainable production. This includes genetic resources. It includes water, soil, nutrient management, control of pests and diseases, and also in field and under protected cultivation conditions. Chapter 3 focuses more on the need for post-harvest services and value chains to be stable. And chapter 4 more on the enabling environment, government, institutional support, and the demand for consumers
to require nutritional improvements to their diet, therefore act as a sink for the production and the safe supply of fresh and nutritious fruits and vegetables. And then the final chapter talks of the way forward. So this is freely available. And this was actually supported by an event which you can watch again through this link. And this includes the need for partnerships. This is not just about FAO. FAO is a convenience center, but calls upon expert partners. And in this particular webinar, we highlighted the need for CIRAD, which led to this publication. But also this year, we've signed an MOU with the International Society of Horticultural Sciences. And we hope to adapt some of the technologies that are available for use for small scale producers in low and middle income countries, as well as in advanced countries, and to promote dialogue between different producers. We also had a focus on the SDGs and how fruits and vegetables link to the SDGs. And this was provided by our Deputy Director General. And we had feedback from farmers organizations as well. So should you have time, please go to this website to watch this again. Okay, so what do we do as a division in relation to supporting fruit and vegetable production? We provide technical guidance on several species and cropping systems across the world, different projects, different procurement requirements, and in particular on the provision of seedlings of fruits and vegetables, which is very different. Obviously, the fruits are perennial and the seedling systems are different. Grafted seedling advice and how to create new businesses, agronomic practices, home and urban gardens, and increasingly protected cultivation designs and operation to extend seasons beyond what would normally be possible to produce fruits and vegetables, and also to exclude pests and diseases, and for the minimal use of available water. Now, as was mentioned before, there's a lot of food loss and waste because fruits and vegetables are so perishable. So it's not just about production. It is about the value chains. And here we have city region food systems which link through urban planning and the involvement of the Ministry of Agriculture and all agents within urban planning to make sure that the producers of fruits and vegetables are better connected and rewarded for the supply of fresh, safe, affordable and nutritious vegetables. And urban and peri-urban agriculture is obviously increasing because urban populations are increasing and more information is available from our City Region Food Systems website here. Just a couple of publications which I think highlight what's been mentioned before. Shortened value chains are important to make sure that food is fresh and safe, but also because of the pandemic to make sure that there isn't a dependence on imported foods to give self-sufficiency to a particular territory. Early next year, we'll be releasing this book, the Urban and Peri-Urban Agriculture Sourcebook, which provides case studies from around the world from partners of how to produce fruits and vegetables within urban, peri-urban and surrounding rural environments. Okay, finally, I just wanted to highlight the fact that we have got within the fruit and vegetable sector the opportunity for having new technologies for production and also for service providers, which includes post-harvest, but can also include mechanization for storage, distribution, grading, washing, packaging, distribution. And yesterday, we've released an e-learning course, which is to empower businesses to provide these services, because an individual farmer will not be able to invest themselves, so they need this to be provided as a service. So I'd like to highlight just these three recent publications and yesterday, the release of the e-learning course. Okay, with this, I thank you and I look forward to the questions at the end. Biz de çok teşekkür ediyoruz bu başarılı sunumu için. Kendisi su kısıtı, fide uygulamaları, gıda israfı, değer zinciri, ithal gıda bağımlılığı, kent tarımı, yeni teknolojiler, öğrenme konusunda çalışmalarından, farkındalık ve görünürlük çalışmalarından bahsetti. Videoları ben de izledim. Gerçekten çok keyifli. Ben de tavsiye ediyorum herkese izlemeleri için. Tekrar çok teşekkür ediyorum Sayın Biz.
Şimdi de Uluslararası Meyve Sebze Yılı'nda Avrupa bakış açılarını sunmak üzere Sayın Pedro Marcelo Arias ve Sayın Piotr Bloderzik bizlerle olacak. Sayın Pedro Marcelo Arias da Sayın Bloderzik de Budapeşte'deki Avrupa Bölge Ofisi'nden FAO'nun. Sayın Arias tarım ekonomisti ve Sayın Bloderzik tarım uzmanı. Sayın Arias tarım ekonomisi konusunda doktora derecesine sahip, tarım, gıda ticareti, emtia piyasaları, tarımsal yatırımlar, tarımsal değer zincirleri konusunda uzman. Sayın Bloderzik de bahçe ürünleri, meyvecilik konusunda doktora derecesine sahip, uzmanlık alanları da bitki koruma ve bitkisel üretim. 10 dakika süre için ikisini birlikte dinliyor olacağız. Ben sözü sizlere bırakmak istiyorum. Sayın Arias, Sayın Bloderzik, hoş geldiniz. Thank you very much. Thank you for inviting us. It's a pleasure to be with us. It's a pleasure also to see some familiar faces there. Philippe among us from Freshfell, Fazil from SEC. Yes. What I will do is I will provide a preamble to a very technical presentation that is going to be done by Piotr. And what I will do is I will build from some of the information that has already been provided by Ezegul about the major processes that has shaped the way in which we face our work in the region and how we inevitably, in most cases, end up with fruits and vegetables. The way in which we have been shaping our work in RAO has a history. And this history probably starts with the responsible investment in agriculture discussions that took place in 2000 actually in this century after the food crisis, where we realized that the problems of food and agriculture are not just technical, that these require a new way of thinking. And the new way of thinking was systems. We have to think about this with a holistic approach. And so in the responsible, when we talked about responsible investment in agriculture, because investment is fundamental, and this is why the private sector needs to be fully on board with us. We can't do without the private sector. Responsibility addresses many aspects of life, social, economic, and also the environment itself. From there, discussions then on responsible investment shaped the concept of systems thinking and the way that we should conceptualize agri-food systems. It's not just about food. Agriculture also produces non-food products, which are very important. So agri-food systems, and as we got into agri-food thinking, we realize that it's more than anyone can chew, because systems thinking is complex. And if you do take it to the very extreme, it can be even paralyzing. So we have to have entry points. And the entry point for the region is nutrition. There is a serious issue here in the region about overweight and obesity. And this is where we are trying to start our conversations in the work that we do in the region. Start with nutrition. And from there, a very interesting work has been carried out with our sisters organizations in Rome, which is the International Food for Agricultural Development and the World Food Program, on nutrition as a starting point of our conversations when we face complex issues like systems, food systems. And in this regard, they have produced a vast amount of information, research that is very relevant, which we are now trying to implement in our region. The point about the entry points then of nutrition through the work of my special field of expertise, which is value chains, is a way in which it can actually
immediately come into our work as an action-oriented strategy for phasing our program. When we think about nutrition and we dig into food systems and we find there the support that we work on developing, we end up with fruits and vegetables. Value chains is my area of expertise. I'm not going to shy away from how important this is for us, because value chains is about coordinating mechanisms along the supply chain. And this is what we're trying to do. We're trying to build sustainable food value chains, in this particular with a focus on nutrition. Now, curiously enough, when I work on value chain in the region, even if I don't start from the point of view of nutrition, I inevitably end up with fruits and vegetables for reasons that have already been explained by Mr. Breed. I mean, fruits and vegetables offer possibilities for income, for environmental protection, for social integration. You don't necessarily need to think in terms of to end up with fruits and vegetables. This is my experience in the field. Before I hand over to Peter for the more technical exposition, I wanted to highlight to you that system thinkings and fruits and vegetables have been very prominent in the recently held Food Systems Summit, where some revolutionary ideas have been put in there, what is being called game changers, in which perhaps it might be worth for all of us to visit and study in depth. Some revolutionary thinking, for example, how to include the true cost of food, yes, the labeling that might be accompanied by impacts of that food can have, for example, on the health system, having a real accounting of the environmental and social dimensions and costs and benefits of certain products that would accompany the prices. And in this way, inform consumers about how important it is to concentrate our budgets and spend our budgets wisely on fruits and vegetables. So with this introduction, I would like to hand over to, because I'm aware of the time, to Piotr, who is going to dig into a bit more detail about the work that we do as FAO in the region on fruits and vegetables. So Piotr, the floor is yours. And thank you very much for inviting us. Thank you very much, Pedro. Good morning, everyone. Distinguished hosts, guests, and participants. First of all, I would like to thank you very much for the invitation to join this meeting. I'm very happy to participate in the meeting. And I would like to deliver a short presentation about the International Year of Fruits and Vegetables, but also about the production of fruits and vegetables and related FAO activities in the region of Europe and Central Asia. For that, let me first, share my screen. I hope you can see the presentation now. Yes. Thank you very much. I think we have heard quite a lot of information about the International Year of Fruits and Vegetables. So I think we can move through the first few slides quite quickly. We know that the year was proclaimed in 2021 by the United Nations General Assembly. Clearly the background for the International Year was the value of fruits and vegetables. And as Pedro just mentioned, the value starts with nutrition. But the whole history and story of fruits and vegetables does not start, of course, at the level of the consumers. It starts at the farm level, the production, and then with post-harvest management. And the value of fruits and vegetables
is clearly at all levels, at the level of production, the level of post-harvest management and processing, and also at the consumer levels. So but this awareness is sometimes lacking. So that's one of the backgrounds for the proclamation of the International Year of Fruits and Vegetables. That's also the core objective of the International Year, not only to promote availability of fruits for consumers, but also to generate more awareness about the value of fruits and vegetables. As Fanny has already mentioned, there was a definition adopted for the purpose of the International Year. You can see the definition on the screen. It's edible parts of plants. So seed-bearing structures, flowers, buds, leaves, stems, shoots, roots, cultivated or harvested in wild, consumed in raw state on a minimally processed form. So that still is quite broad. So there are some exemptions. And the exemptions mainly concentrate on, first of all, on staple crops, which are consumed mainly for delivery of carbohydrates or energy sources to our organisms, but also such additives as medicinal plants, herbal plants, spices, stimulants, and also processed and ultra-processed products are excluded from this definition, and at the same time, from the scope of the International Year of Fruits and Vegetables. So the same approach I had taken for this presentation, so the definition, the exclusions, and the relevance of specific categories of fruits and vegetables for the region, and the region, let me just remind you, is Europe and Central Asia. So on the screen, you have 30 categories. It's not species, it's categories of fruits and vegetables, because a number of them contain more than one species. The data were collected from a website that's called, or database that's called FAO Stat, which provides statistical data on agriculture and on agricultural products. The data is for the year 2019, and it covers all countries of Europe and Central Asia, of course, providing that the data was available. It was not available for all countries, especially for small area countries. The data was not available. So the data covered 50 countries and 30 categories of fruits and vegetables. So first of all, let's start with a global perspective to see where we are as a region. You can see that this is the share of five regions mentioned at the bottom: Africa, the Americas, Asia, Europe, and Oceania. You can see that, of course, the player number one is Asia because of its area, because of the population and demand for agricultural production. Let me just mention that Europe, which you can see at the left, top left side, is not exactly the same region that I'm going to talk about, because this is geographical Europe. And our region is Europe and Central Asia. So some countries from Asia will belong to the region, even though they are not categorized as Europe here. So actually the size of the pie that you can see for Europe, for considerations covered by this presentation, would be a little bit bigger, while the big slice for Asia would be a little bit smaller. This chart is showing the production of the selected 30 fruits and vegetables in Europe and Central Asia. In green, with green bars, you can see the countries where the production is the highest, because the big chart does not show all the names, because there are too many names of countries. So I created another small chart to show you specifically the names of the countries. Well, first of all, the country that is missing in the big chart is Turkey, which is our today's host country, and which is also the regional leader in the production of fruits and vegetables.
with total production in 2019 reaching nearly 50 million tons. We've heard from Mr. President in the beginning of this meeting that actually in 2020 the production has exceeded 50 million tons. So congratulations for the result, and I think probably the position of Turkey would be even stronger. Of course, this graph also shows a huge diversity, which is a typical feature for this region. We have a lot of diversity in all possible ways, from size through production systems and different natural conditions for production in agriculture. This second chart is showing the production not by countries, but by species. So we can see now not which country is doing the production, but what is produced the most. You can see that, and in green, we have 10 top species produced, or categories produced in the region. And the same 10 species in green on the small chart. And the leading species is tomatoes, followed by, for the production of 40 million tons in the region, then grapes, more than 30 million tons, and then followed by apples, nearly 25 million tons. When I was thinking about the numbers, I thought that maybe the reason for that is, of course, the traditions, the conditions, but also the availability of markets, because you can note that tomatoes are not used only for direct consumption, but also for juices and concentrates. Grapes are widely used for production of wine, and apples are widely used also for juices and concentrates. You cannot say the same about onions or watermelons, which are the next two items in this ranking. So the top three products, tomatoes, grapes, and apples, I thought maybe it would be interesting to see where these particular species are produced. And in number one, tomatoes, the biggest, the highest production in the region. Turkey is the absolute leader, followed and not really closely by Italy and Spain in number two and number three. And then with even smaller, although very big production, it's Russian Federation, Ukraine, Uzbekistan, Portugal, and then further countries with production below 1 million tons per year. Grapes, of course, the production of grapes is limited by climate requirements. And the leading countries are Italy, Spain, and France. These are three, number one, number two, and number three. No surprise, because at the same time, these are for a long, long time in the history, biggest producers of wine in the region. And they are followed quite closely by Turkey. And then we have countries with a little bit smaller production. And number three, production of apples, also in a way limited by climate, because apple trees need cool period of dormancy for the trees to produce flowers and bear fruits. Again, we have Turkey, number one, followed by Poland, Italy, Russian Federation, and France as a top five. Of course, the production of fruits and vegetables is not free of challenges, where probably the biggest one are susceptibility to many factors determining their production, such as climate, such as pests and diseases, such as mineral deficiencies. Also, a critical criteria could be high demand for labor, especially with multiple harvests by hand is involved. This is quite often. They also usually need relatively high level of knowledge. And also, other factors are need for post-harvest storage facilities and ease of damage, a short shelf life, which influence loss and waste in the value chain. They also offer opportunities, of course, because these are valuable products. So the value is in nutrition, but the value is further transmitted to producers, and traders, and managers
of fruits and vegetables throughout the value chain. Because of all these circumstances and interest of countries in the region with whom FAO is working, there are a lot of FAO activities in the region, which we conduct in the cooperation with national authorities and in line with national policies and strategies. They concentrate around projects, development projects, but they also involve publications, they also involve awareness-raising meetings and other activities. And on this and the next slide, I'm showing examples of some project activities that were carried out in the region, such as development of certain sectors of production, like berry fruits in Moldova, focusing on mainly on strawberries and raspberries, farmer field schools in two areas where farmers were trained, mainly on integrated pest management in the production of fruits and vegetables. We are working with Tajikistan on apricot production, and we also support countries in diseases and integrated pest management, for example, in Georgia, in Turkey, and in North Macedonia. I would like to mention three regional meetings where two have already taken place. It was in September, two meetings in the Romania International Conference on International Year of Fruits and Vegetables with participation of FAO, and also a regional symposium on vegetables and potatoes in September in North Macedonia. And the upcoming meeting of European Commission on Agriculture, which is a governing body in this region, FAO governing body. And the main theme for this governing body meeting is addressing all forms of malnutrition in the region. But of course, whenever we mention malnutrition and addressing it in the region, we cannot forget the fruits and vegetables, as they are extremely important for that in that context. More information on meetings in all, not only in Europe and Central Asia, but also in other regions can be found on the websites of the International Year of Fruits and Vegetables. And there are some other activities carried out by FAO, for example, two market studies, one for input requirements of the EU, China, and the Russian Federation. And second is was requested by the Eurasian Economic Union, and it's ongoing. It's about fruit and vegetable markets in the member states. Actually, there was another interesting activity which was carried out, or even two. There were two lectures, which unfortunately I forgot to mention in this presentation. This year, there was a lecture presented by our colleague at the Museum of Agriculture in Budapest, Hungary, on fruits and vegetables in the region, as well as a visit to a kindergarten to promote knowledge about fruits and vegetables and their value among the children at the age of 4 to 6. So as you can see, we are targeting and addressing different audiences, not only professionals, but also working for the future with the kids. With that, I would like to finish my presentation and give the floor back to Azil, I think. Thank you very much. Sayın Arias, Sayın Löderzik, biz de bu değerli sunumlarınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir özetlemek istiyorum. Çok güzel sunumlar yaptınız. Sayın Arias, bütüncül yaklaşımdan ve ekonomideki sistem kavramından bahsetti bizlere. Tarımsal gıda sistemleri çalışmalarından bahsetti. Bu konuda yatırımların öneminden ve eylem odaklı stratejilerden, bunun öneminden bahsetti. Sayın Löderzik de hasat öncesi, hasat ve tüketicide farkındalık yaratmanın öneminden bahsetti sunumunda. Ve FAO-STAT veri desteğinden bahsedip dünyadaki sebze meyve üretimle ilgili bize bilgiler verdi. Tabii ki ben burada Türkiye üreticileriyle bir kez daha gurur duydum. 2019 yılı verilerini paylaştı Sayın Löderzik.
domateste ve elmada Türkiye birinci sırada, üzümde de İtalya ve Fransa'nın ardından üçüncü sırada en fazla üretim yapan ülke. 2020 yılı verilerini ben kendi iç istatistiklerimizden güncelleyeyim. Toplam 55 milyon tonu bulduk üretim için. Ardından farklı yaş gruplarına hedef almanın sebze meyve farkındalığı için öneminden bahsetti. Yoğun iş gücü gereksinimi, sebze meyvelerin hassas ürünler olmasının zorlukları olduğu gibi sektörün besleyici değerlerinin, sanayide kullanımlarının da fırsatları olduğundan bahsetti. Sayın Aryas'a ve Sayın Yodarski'ye tekrar çok teşekkür ediyorum. Ve bir sonraki konuşmacılarımıza geçmek istiyorum. Uluslararası Meyve Sebze Yılı'nda Orta Asya, Kafkasya ve Türkiye bakış açılarını sunmak üzere şimdi FAO'nun Roma'nın merkez teşkilatından ama Ankara'da görev yapıyor kendisi. Sayın Fazıl Düşünceli ve FAO Orta Asya Alt Bölge Ofisi'nden, Türkiye temsilciliğinden Sayın Kıvanç Özcan bizlerle olacak. Sayın Fazıl Düşünceli'nin temel uzmanlık alanı bitki koruma ve kendisi tarım uzmanı FAO'da. Sayın Kıvanç Özcan'ın da ortaklık programında iletişim konusunda uzman kendisi. Ben 10 dakika süreyle her ikisine sözü vermek istiyorum. Sayın Düşünceli, Sayın Özcan, hoş geldiniz. Buyurun. Sesim geliyor değil mi? Evet, buyurun. Hocam çok teşekkür ederiz. Bütün panelistlere, katılımcılara saygılarımı sunuyorum sunuma başlarken. Çok uzun olmayan bir sunu yapmaya çalışacağız. Öncelikle Orta Asya ve Türkiye'de falan yapmakta olduğu sebze ve meyvelerle ilgili çalışmaları kısaca özetlemeye çalışacağız başlıklar halinde. Ve bu yılla ilgili faaliyetleri de özellikle Kıvanç Bey arkadaşımız özetleyecek. Bu çerçevede slaytımı ilerletemedim. Şimdi nasıl, iyi görünüyor mu Gonca Hanım? Slaytımızı görebiliyoruz. Görüyorsunuz değil mi? O zaman tamam. Tamam, o zaman devam edelim. Sanıyorum sebze ve meyvelerin sağlığımız için, yaşamımız için ne kadar önemli olduğunu belirtmeye gerek yok diye düşünüyorum. Bunu hepimizin malumu, biliyoruz. Ama belki akıllarda kalması açısından bir not düşmek gerekirse, Dünya Sağlık Örgütü'nün en azından günde herkes için 400 gramdan aşağı olmamak üzere meyve sebze tüketmelerini öğütlediğini burada tekrarlamakta fayda olur diye düşünüyorum. Tabii ki sebze meyveler sadece doymak için değil, sağlığımızın kalitesi için, hayatımızın kalitesi için önemli tarım ürünleri. Çok kısaca Türkiye'de ve bölgede yapılan çalışmalardan bahsetmek gerekirse, Ayşegül Hanım bahsetti başlangıçta ve hepiniz de çok iyi biliyorsunuz gerçekten. Bu sıfır atık projesi gıda anlamında özellikle meyve sebzeler üzerine yoğunlaşan çok önemli, çok başarılı bir proje oldu ve birçok konuda çok değerli çalışmalar gerçekleştirildi. FAO ile Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliği içerisinde. Bunun yanı sıra şunu belirtmekte fayda var. Belki sebze ve meyveler üzerine çok spesifik bir çalışma olmasa da birçok proje içerisinde sebze ve meyvelere yer verilmiş bulunmakta. FAO'nun çalışmaları kapsamında. Bunların içerisinde iklim değişikliği ile ilgili birçok projesi var FAO'nun ve bunlar içerisinde meyve sebzelere önemli yer verilmekte. Bunlardan bir tanesini örnek olarak bahsedebiliriz belki. Meyve bahçelerinde yeraltı sulama sistemlerinin teşvik edilmesi ve çiftçilere gösterilmesi çalışmalar. Bunun yanı sıra yeni yaklaşımlarımızdan olan kentsel tarımın geliştirilmesiyle ilgili de sınırlı sayıda da olsa şu an itibariyle çalışmalarımız var. Özellikle yerinden üretimle yerinden üretimin teşvik edilmesini amaçlayan çalışmalar. Piotr Bey bahsetti muzlarda bir hastalık yönetimiyle ilgili yine Akdeniz bölgemizde bir çalışmamız var.
Bunun yanı sıra farkındalık anlamında yine tohum fuarında, TÜGDEL tarafından düzenlenen tohumculuk fuarında uluslararası meyve ve sebze yılını kamuoyuna tanıtmış olduk, propagandasını yapmış olduk diye. Türkiye'nin haricinde Orta Asya bölgelerine yönelik olarak da benzer faaliyetlerimiz devam etmekte. Ve SEK ülkelerinde, SEK dediğimiz bizim FASEK ofisi, Orta Asya Alt Bölge Ofisi çerçevesinde çalışılan ülkeler, bu 7 tane Orta Asya ülkesi. Bu ülkelerde yine gıda kaybının ve israfının önlenmesi ile ilgili bir projemiz bu ülkelerde devam etmekte. Türkiye'de elde edilen tecrübeleri buralarda da değerlendirmeyi amaçlamaktayız. Birkaç proje ülkelerde yürütülen, diğer ülkelerde yürütülen projelerden bahsetmek gerekirse, Azerbaycan'da patates ve fındıkta üretim geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız, projelerimiz var. Yine Kırgızistan'da meyve sebze endüstrisinde gıda güvenilirliği üzerine odaklanan bir proje çalışmamız var. Yine Özbekistan'da coğrafik işaret uygulamaları na yönelik proje meyve sebzeleri de içermekte. Benzer şekilde Kazakistan'da dijital tarımın meyve üretiminde kullanılmasıyla ilgili güzel çalışmalar var. Ve küçük ölçekli çiftçiler için değer zincirinin geliştirilmesini amaçlayan bir başka projede devam etmekte. Yine Tacikistan'da kayısı tarımı, patates tarımı ile ilgili projelerimiz devam etmekte. Bunun yanı sıra örtü altı üretim sektörünün geliştirilmesine yönelik olarak da bir proje Tacikistan'da yürütülmekte. Benim son slaytım bu şekilde. Sadece özel bir mesaj paylaşmak istedik. Gerçekten Ayşegül Hanım da belirttik en başta. Minimum kayıp, maksimum fayda meyve ve sebze üretim ve tüketiminde de bütün toplumun hedefi olmalıdır diye düşünüyorum. Ben sunumu burada bitiriyor ve Kıvanç Bey'e iletişim alanındaki çalışmaları için sözü kendisine bırakıyorum. Kıvanç Bey. Teşekkür ederim Fazıl Bey. Ben de şimdi sunumumu açıyorum, sizlerle paylaşıyorum. Görebiliyorsunuz değil mi? Evet, sunumunuzu görebiliyoruz. Tamam. Herkese tekrar merhaba. Ben Kıvanç Özcan. FAO Ankara ofisinde iletişim uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda FAO Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı'nın kapsamındaki görünürlük projesini de yönetiyorum. Bu sunumda Fazıl Bey'in bıraktığı yerden ele alarak Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nda Türkiye'de ve alt bölgede yapılan farkındalık etkinliklerine değineceğim. Alt bölgeyi tanımlarsak, alt bölgede bildiğiniz gibi Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan Türkiye ile birlikte yer alıyorlar. Bir yıl boyunca bu ülkelerin hepsinde Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı bağlamında farkındalık yaratmak için birçok farklı etkinlik yapıldı. Bu anlamda Tacikistan'la başlamak istiyorum. Tacikistan'da 2021 Haziran'ında Vakş bölgesinde bir ortaokulda kapsamlı bir festival düzenlendi. Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı yılına adanan bir festivaldi bu. Bu festivali FAO, Dünya Gıda Programı, Rusya Sosyal ve Endüstriyel Gıda Hizmet Enstitüsü beraber organize ettiler. Bu kapsamda yerel yöneticiler, bölgenin yerel yöneticileri, ülkenin Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörü de etkinliğe katıldı. Ve bu etkinlikte ortaokul çocuklarına meyve ve sebzeye dayalı dengeli beslenmenin önemi ve gıda kaybı ve israfının yollarını azaltmanın önemini benimsetmeye yönelik
bir dizi etkinlik yapıldı. Bu etkinliklerin içinde sergiler, işte farklı yemek faaliyetleri, resim yarışmaları yapıldı ve bu etkinlik boyunca Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nın bir takım görsel malzemeleri kullanıldı, görünürlük malzemeleri. Zaten fotoğrafta görüyorsunuz, sol tarafta okul bahçesinde arkada büyük bir backdrop var. Sağ taraftaki video ise ülkede Duşanbe'de büyük bir AVM'de 2 ay boyunca bu Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nın videosu gösterildi. Tabii ki bu görünürlük materyalleri Tacikçe'ye ve Rusça'ya çevrilerek ülke halkıyla paylaşıldı. Ve aynı zamanda ülke basınında bu etkinlikler geniş bir şekilde yer aldı. Yine hem İngilizce hem Rusça hem de Tacikçe dillerinde farkındalık yaratma çalışmaları yürütüldü. Kırgızistan'a geldiğimizde Kırgızistan bir pul bastı. Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'na adanan bir pul bastı. Bunu Kırgız Cumhuriyeti Dijital Kalkınma Bakanlığı organize etti. 29 Haziran 2021 tarihinde bu pulu dolaşıma soktular ülkede. Ve bu pulu ilk kullanmaya başladıklarında ilk gün zarfı denen, işte first day cover denen bir zarf da tasarladılar. Ve aynı zamanda bir posta kartı da yaptılar. Bunların hepsinde ayrı tasarımlar yapıldı. Aynı temayla ayrı tasarımlar. Ekranda gördüğünüz gibi buradaki malzeme, materyalleri yine kullanmaya devam etmekteler. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan alt bölgenin diğer ülkeleri. Bu ülkelerde daha çok sosyal medyada yoğun bir paylaşım yaparak farkındalığı artırmaya yöneldiler. Burada dikkatimizi çeken bu paylaşımların hem Rusça hem de İngilizce dillerinde yapılması. Sadece FAO hesaplarıyla sınırlı kalmayıp ülkelerin aynı zamanda Birleşmiş Milletler hesaplarından da bu görünürlük faaliyetlerinin yürütülmesiydi yıl boyunca. İncelediğimizde Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nın logosunun, posterinin, videosunun, bu kapsamda yapılan çeşitli görsellerin ve videoların paylaşıldığını görüyoruz. Aynı zamanda da ülkelerin kendi coğrafyalarında yaptıkları çalışmalar sırasında çektikleri fotoğrafların da bu tweetlerle hedef kitlelere ulaştırıldığını gözlemledik yıl boyunca. Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı kapsamında Türkiye'de birçok faaliyet yürütüldü, FAO Türkiye özelinde. Bu faaliyetlere logomuzu ve etiketlerimizi anlatarak başlamak isterim. Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nın logosunu biz Türkçe'ye uyarladık, ekranda gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda bir çıkartma, bir etiket tasarladık. Bunu da paydaşlarımızla yaptığımız işbirliklerinde paydaşlarımızın kullanmaları için tasarladık. Bu kapsamda Migros'ta bir işbirliği yaptık. Bilindiği üzere Migros Türkiye'de meyve ve sebze alanında en büyük gıda perakendecilerinden birisi. Yıl boyunca Migros meyve ve sebze reyonlarında mevsimlik sebzeleri sergilerken kullandığı görsellerde Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nın bu biraz önce göstermiş olduğum etiketini kullandı. Dolayısıyla her ay bunu dinamik bir faaliyete dönüştürerek her ay sergiledik. İşte bir ay kuşkonmazı yaptık, diğer ay mandalinayı yaptık, başka bir ay kavunu yaptık, bunun gibi. Bu faaliyetimiz hem Migros marketlerinde sergilendi, hem de Migros'un sosyal medyada, internetin farklı mecralarında yayınladığı paylaşımlarda ve bastırmış olduğu kitapçıklarda da bu çıkartmalara yer verdik. Medyada da bir takım faaliyetler yürüttük bu kapsamda. FAO gönüllüsü Dilara Koçak, Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazılarında Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nın amaçlarından, kapsamından defaatle bahseden köşe yazıları yazdı. Bir örneği paylaşıyorum bu görselde. Aynı zamanda Ayşegül Hanım, temsilci yardımcımız, Gıda Mühendisleri Odası'na bir yazı yazdı. Gıda Mühendisleri Odası'nın bir dergisine bu kapsamda bir yazı yazdı, bir makale yazdı. Son olarak Tarım Bizim Geleceğimiz belgeselinde Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nın logosunu kullanarak
bu belgeseli izleyicilerle buluşturduk. Yine bu yılda roll-up ve poster çalışmalarımız da oldu. Sol tarafta posterimizi, sağ tarafta da roll-up'ımızı paylaşmak isterim sizlerle. Ve son olarak Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı'nın videosunu Türkçe altyazı ekleyerek paydaşlarımızla bütün etkinliklerde paylaştık. Bu bir dakikalık videoyu sizlere izleterek sunumumu tamamlamak isterim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi videoyu başlatıyorum. We come in all shapes and sizes, colors and shades, raw or cooked, sweet or bitter, soft, crunchy, fragrant, pungent. All of us unique and special, full of fiber, vitamins and minerals, history, culture and traditions. We don't just fill your plate, we fill your stories and memories. Long and short, slim and plump, sometimes awkward or misshapen, forgotten or neglected, but never ever ugly, whatever people say. Because we're what really makes you tick, what makes your eyes sparkle and your smile dazzle. We are fruits and vegetables, simply beautiful. Teşekkür ederim tekrar. Sayın Düşünceli, Sayın Özcan, bizler de çok teşekkür ediyoruz ayrıntılı sunumlarınız için. Sayın Düşünceli, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamanın öneminden, yerinde üretimden, hastalık yönetiminin öneminden bahsetti. Türkiye'deki tecrübelerini Orta Asya ülkeleriyle paylaşımlarından bahsetti. Ve ardından Sayın Özcan da Orta Asya ülkelerindeki paylaşımlardan çok güzel örnekler verdi. Gerçekten hoş çalışmalar olmuş ve Türkiye'deki çalışmalarından bahsetti. Logo, basınla yürütülen faaliyetler, zincir markette yapılan görünürlük faaliyetleri, yılı dolu dolu geçirmişiz gerçekten. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Böylece toplantımızın ilk kısmını, FAO uzmanlarımız dediğimiz kısmını tamamlamış olduk. Ben ikinci kısma geçmeden önce küçük bir bildirim ve bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle o Türkiye temsilci yardımcımız Ayşegül Hanım herkese çok selamlarını iletti. Başka bir toplantı için ayrılmak zorunda kaldılar. Eğer kendisine sorularınız varsa Kıvanç Bey ve Fazıl Bey'e yöneltebiliriz bu soruları. İkincisi de toplantının başında söylemiştik. Aynı zamanda YouTube'dan canlı yayın olarak webinarımız yayınlanıyor. Bunu daha sonrasında da hem paylaşabilirsiniz izleyemeyen diğer kişilerle hem de tekrar izleme olanını bulabilirsiniz. Ben toplantımızın ikinci kısmına geçmek istiyorum. İkinci kısmında Avrupa özel sektörünün meyve ve sebze ticaretine ilişkin yaklaşımlarını ve uluslararası meyve sebze yılı konusundaki bakış açılarını dinleyeceğiz. Sayın Philip Binnert bizlerle birlikte olacak. Kendisi bizlerin kısa olarak Fresher Europe olarak da bildiği Avrupa Taze Ürün Üreticileri Derneği, European Fresh Produce Association'da genel temsilci. Meyve ve sebzecilik, yeşil mutabakat konusunda sağlanan imlenmeyi ve uluslararası meyve sebze yılı faaliyetlerini 10 dakika süreyle bize anlatacak. Sayın Binnert aynı zamanda UVAPA'nın Dünya Elma ve Armut Birliği'nin ve Şafii'nin Güney Yarımküre Taze Meyve İhracatçılarının genel sekreterliğini yapıyor ve Dünya Narenci Örgütü'nün de genel delegesidir. Sayın Binnert, hoş geldiniz. Well, good morning everyone and thank you for the invitation which was made to Freshfel Europe. I will start sharing my screen and try within the 10 minutes allocated to me to explain why I believe the fresh fruit and vegetable sector are today in a relatively good position, but it still have a number of challenges. And I will just remind that we are based in Brussels. We are an association which represent indeed the private sector across the supply chain. So our membership is going from production down to retail. We have a
Beyin-örtüm bağlantısı ile ilgili bir sorunumuz var sanıyorum. About the sector from European perspective, we see that the production for the fresh market in Europe is about 80 to 85 million tons, out of which 60% go to the local consumption. So I think we are within a sector which have definitively a strong local component, but it has also a very strong trade component because about 30 million tons are exchanged. From Turkey, which is one of the larger suppliers of the European Union, next to, of course, exotic products like banana and pineapple, but also southern hemisphere product in counter season. so there is definitely an international component, which is also double with raw. Değerli katılımcılar, Sayın Beyin-örtüm bağlantısında bir sorun var ve kendisini tam olarak anlayamıyoruz maalesef. Çok da değerli bir sunumu var, dinlemek istiyoruz. Eğer uygun görürseniz, kendisine sorma şansımız olmadı ama ben bir sonraki panelistimize geçmek istiyorum zamanı verimli kullanmak için. Kendisini son panelist olarak dinleyelim. Evet, Türk özel sektörünün meyve-sebze ticareti ilişkin yaklaşımlarını ve uluslararası meyve-sebze yılı için bakış açılarını dinleyelim önce. Burada size sunduğum programda küçük bir değişiklik oldu, onu arz etmek istiyorum. Şöyle ki, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanımız Sayın Ümit Mirza Çavuşoğlu katılacağını görüyorsunuz sizlerdeki programda. Ancak kendisinin çok acil, önemli bir sağlık problemi nedeniyle aramız olamadı son dakikada. Ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcımız Sayın Berdan Ber bizlerle birlikte. Kendisi meyve sebze ticaretindeki gelişmeler ve yeşil mutabakat hakkında 10 dakika süre için konuşacak. Sayın Ber, Endüstri Mühendisi ve Türkiye Endüstri Mühendisleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda. 20 yıldır da yaş meyve sebze ihracat yapan bir firmanın da yönetim kurulu başkanlığını yürütüyor. Sayın Ber, merhabalar. Merhabalar. Buyurunuz. Öncelikle tüm katılımcılara, panelistlere, bizi izleyen kıymetli seyircilerimize saygılarımı şahsım adına ve İhracatçılar Birliği adına sunuyorum. FAO Uluslararası Meyve Sebze Yılı ilanı dünyamızın geçtiği bu süreçte son derece önemli. Panelistlerin de sunumlarından dolayı ayrıca kendilerine teşekkür ederim. Ben biraz daha Türkiye'nin tarım üretiminde ki dünyadaki rolünü verilerle ve yorumlarımızla değerlendirmek istiyorum. Bildiğiniz üzere Türkiye dünya tarım yaş meyve sebze üretiminde dünya dördüncüsü bir ülke. Bu da bizim gurur kaynağımız. Sizin de belirttiğiniz gibi 55 milyon tona yakın yaş meyve sebze üretimimiz var. Ve bunun şu an itibariyle yaklaşık %9'unu dünya halklarıyla paylaşıyoruz. Toplamda yaş meyve sebze tarımsal üretim verimiz de 125 milyon tonun üzerinde. Biz tabii ülkemizin bu konuda örnek bir ülke olması rolünü üstlenmesinden gurur duyuyoruz. Gerek Avrupa Birliği verileri dikkate alındığında, gerek Rusya verileri dikkate alındığında kimyasal mücadelede özellikle %99.7 başarı sağlayan bir ülkeyiz.
en yakın Avrupa'daki üretici ülkeye nazaran kimyasal kullanımında 1,5 kat civarında geride olan bir ülke olmakla gurur duyuyoruz. İstiyoruz ki bu toplam üretimimizin ihracattaki rolü, dünya halklarıyla paylaşımdaki rolü her geçen gün daha fazla artışla yükselme trendini yakalamasını istiyoruz. Mevcut durumda toplam yaş meyve sebze ihracatımız 3 milyar dolara yaklaşmakta bu yıl itibariyle. Bu verilerde başı çeken özellikle Rusya Federasyonu, daha sonra Almanya ve birçok diğer ülkeler takip etmekte. Tabii ülkemizin bu konuda muzdarip olduğu bazı konular söz konusu. Özellikle bu kimyasal mücadeleyle, zirai mücadeleyle ilgili ülkemize yapılan özel uygulamalar söz konusu. Hem Rusya tarafından hem Avrupa Birliği tarafından. Yani bugün örnek olarak Avrupa Birliği'nde ilaç kullanımında İspanya, Fransa, İtalya'dan sonra gelen bir ülke olmamızla beraber onların 2 katına yakın üretim potansiyeline sahibiz. Bakılan rast bildirimleri, Avrupa Birliği değerleri dikkate alındığında da alkışlanması gereken bir başarı grafiği sergilerken bu konuda Avrupa Birliği nezdinde ciddi baskılar görmekteyiz. Bu bize güven bizim ihracatımızda sekte yaratıyor mu? Hayır, bizi teşvik ediyor. Ülke olarak gerek Tarım Bakanlığımız, gerek ülkemizdeki ihracatçılar, üreticilerimiz hep bir elden üretim teknolojilerimizi, özellikle Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakata girdiği bu dönemde geliştirme anlamında bizi kamçılamakta. İhracatçılar Birliği olarak yeşil mutabakatında son derece destekliyoruz. Özellikle yağmur sularının kurtarılması, güneş panelleriyle sera teknolojilerimizin geliştirilerek ısıtma sistemlerinin temiz enerjiyle elde edilmesi, gübrelerle ilgili özellikle son dönemde bazı bölgesel anlamda yaptığımız teknik çalışmalar, bazı işbirlikleriyle, üniversitelerimizde yaptığımız işbirlikleriyle daha karbon salımını minimize edebilecek çalışmalar da yürütmekteyiz. Bu bağlamda umuyoruz önümüzdeki süreçte de ülkemiz ihracatı, özellikle bazı ülkelerin diyalektik eksikliğinden kaynaklı, yani baskılarını da aşarsa dünya halklarına daha sağlıklı, daha güvenilir ürünleri biz sunmaktan mutluluk duyacağız. Ben kısaca sunumu bu şekilde tamamlamak istiyorum. Bu bağlamda hepinize teşekkürlerimi sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. Berdan Bey'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Sayın Ber, sunumunuz için, konuşmanız için çok teşekkür ederiz. Kendileri Türkiye'nin 55 milyon tonluk üretiminin büyük bir kısmı dünyayla paylaştığından bahsetti ve 3 milyar dolara yaklaşan meyve sebze ihracat hacmimizden bahsetti. İlk sıradaki pazarlarımızın arasında da Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği ülkeleri yer almakta. Avrupa'dan özellikle Almanya birinci sırada. Avrupa Birliği'nde ilaç kullanımında Türkiye'nin İspanya, Fransa ve İtalya'dan sonra 4. sırada yer aldığını vurguladı. İhracatta kalıntı limitleriyle ilgili olarak da karşılaştığımız sorunların bizi teşvik ettiğinin altını çizdi. Tekrar çok teşekkür ediyoruz Sayın Ber. Sayın Beynert'ten haber bekliyoruz bu arada. Kendileri acaba çözebildiler mi bağlantıyla ilgili sorunlarını? Sanırım henüz... Gonca Hanım herhalde çözülemedi gibi görünüyor. Ulaşmaya çalıştık ama bağlantı sorunu çözemedik, öyle anlaşılıyor. Öyle olduğu görülüyor. Bazı izleyiciler de internetin bugün herhalde genel olarak bir sorun olduğundan bahsettiler. Dediğim gibi YouTube'dan katılanlar izleyebilirler. Tabii bağlantı sorunları da oraya ne önce yansımıştır bilemiyorum. Arzu ederseniz sorusu olan var mıdır katılımcılarımıza? Biz soruları alalım.
Bu sırada belki Sayın Binert de sorununu çözerse beklemiş olalım biraz. Evet, Melike Hanım'dan bir soru var galiba, Gonca Hanım. Görebildiniz mi nottan? Bakmaya çalışıyorum. Bu Melike Hanım'ın bir sorusu var. Bunu size yöneltmiş Fazıl Bey soru zaten. Buyurun lütfen. Ya, bir tanesi Fen Bey'e, bir tanesi bana yöneltilmiş. Fen Bey'e sorusu var Melike Hanım'ın. Evet. Der ki, bu basılı dokümanların linklerini vesaire paylaşabilir misiniz diye. Pek tabii ki bunların linklerini de paylaşabiliriz. Gonca Hanım biz sizinle paylaşırız. Siz de sizin çevrenizle de paylaşırsınız. Elbette. Zaten bunu Uluslararası Meyve Sebze Yılı web sitesinde aslında bu dokümanların şeyleri mevcut. Her birisine doğrudan ulaşılabiliyor ama biz sizlere de yine bu linkleri ayrıca paylaşırız. Diğer diğer konuda şey muz seralarıyla ilgili bir şey var. Soru var. Bu soru bana sorulmuş. İklim değişikliğine de atıfta bulunduğumuz için sanıyorum. Evet, şöyle, tabii ki her faaliyetin, şöyle söyleyeyim, bir karşılığı oluyor. Hem doğaya minimumda olsa, maksimumda olsa ürünlerine değişebilir. Ya uyguladığımız tekniğe, kullandığımız girdilere vesaire göre değişebilir. Pek tabii ki hiç muz seralarının çevreye, iklime hiçbir zararı yok diyemeyiz. Çünkü her şeyden önce plastik kullanıyoruz. Ama şöyle, tabii getirisiyle götürüsüyle düşünmek, değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum. Şimdi örneğin acaba Akdeniz'de muz üretimi yapılmamış olsa ve işte seralardan kaynaklanan iklim değişikliğine katkı oradan azaltılmış olsa, o kadar muzu ülke Latin Amerika'dan, Asya'dan, oradan buradan ithal etmek durumunda kalacak. O durumda o taşıma sırasında iklime verilecek zarar, işte kullanılan yakıtlardan dolayı iklime verilecek zarar nedir? Onu da değerlendirmek durumundayız. Yani tabii ki miktar etkisi olacaktır ama öbür taraftan daha büyük zararın da önüne de geçmiş olabilir. Bu anlamda tabii ki bir ekonomik olarak da bir değerlendirmesi yapılabilir diye düşünüyorum. Evet, söyleyebileceklerim Gonca Hanım bu konuyla ilgili olarak bu kadar. Evet. Çok teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Evet, bugün değişikliği, etkinliğine uyum, dijitalleşme, küçük aile çiftçiliğinin önemi, sürdürülebilirlik, birlikte hareket etmek, politika yapıcıların ilgisini çekmek ve bütüncül yaklaşım, sistem yaklaşımı benim en dikkatimi çeken başlıklardan oldu hemen her konuşmacının değindiği. Toplantımızın resmi saatini aslında doldurduk. Sayın Binert sanırım aramızda olamayacak. Şöyle bir yol izleyelim. Kendisiyle iletişime geçip belki bugün yapacağı sunumu da diğer sunumlar için alıp linklerle birlikte izleyicilerimizle paylaşalım. Bizim için önemli bir konuydu Avrupa Birliği bakış açısını almak. En azından sunumundan buradaki katılımcılarımız Gonca Hanım, Gonca Hanım arzu ederseniz şöyle bir şey yapabiliriz. Arkadaşlarımızdan bir tanesi, ben de yapabilirim bunu. Sunuyu ekrandan kısaca geçirebiliriz. Yorum yapma imkanımız maalesef yok tabii ki. Çok kapsamlı ve içeriği çok zengin bir sunum. Bilemiyorum. Evet. Çok memnun oluruz Fazıl hani, Bey. Konuya sizler daha yakınsınız. Lütfen sunum da sizlerde var. Teknik arkadaşlarımız paylaşırsa çok seviniriz.
Yasemin Hanım, Ayşegül Hanım, siz bir şey almak ister misiniz? Ben bir deneyeyim mi? PDF var çünkü. Ben bir deneyeyim olmasa şöyle hızlıca en azından lütfen fazla kayıt lütfen. kayıt da olacağı için teşekkür ederiz. Bakalım. Evet. Hem kayıtlarda bulunmuş olur, katılımcılar da daha sonradan izlenebilir. Burada kalmıştı zaten Filip Bey, yanılmıyorsam. Evet, bu sayfada kalmıştık. Evet. Zaten rakamlar ve görseller konuşuyor bence. Çok doğru. Değil mi? Evet, kendisi değerlendirmelerde bulunmuş veri destekli olarak. Belki kendisi için özel bir program yapabiliriz daha ileride. Çok arzu ederiz bunu. Kendisi gerçekten heyecanla bekleniyordu konuşması için. Bağlantı hataları malum, dijital toplantılar hepimizin başına her zaman geliyor. Başlangıçta ben de birkaç saniye süreyle yaşadım. Mutlaka yapalım bunu ayrıca. Biz şöyle bir sunumu geçelim. Sonra kendisinin yorumlarıyla birlikte bu verileri yeniden alalım kendisinden. Evet, hiçbir şey Antalya'daki bir toplantıyla karşılaştırılamaz herhalde, değil mi? Tuncay Hanım. Antalya'da yüzde toplantı yapmayı bütün Türkiye, hatta bütün dünya özledi diye tahmin ediyorum ulusal ve uluslararası toplantıları. Ve Antalya sadece tarımın değil, turizmin de, lojistiğin de aslında başkenti Türkiye'de. Umarım bir an evvel yüzde bu toplantılarımızı da yapmaya başlarız. Buraya katılan değerli uzmanlarımızla yüzde de gerçekleştiririz bu toplantılarımızı. Evet, inşallah. Vallahi biz de dört gözle bekliyoruz o günleri. Yeni projelerle birlikte evet. Olacağız inşallah. Evet, inşallah. Fazla. Evet, burada Filip Bey'in sunusu buraya kadardı. Biz Filip Bey adına sizlere teşekkür ediyoruz kendisine yer verdiğiniz için. Sizler adına da Filip Bey'e teşekkür ediyoruz. Gayet gerçekten çok güzel, renkli bir sunu ve eminim çok da zaman harcadı bu çalışma için. Ama birebir sunu imkanı olmadı ama biz kendisine teşekkür ediyoruz. İnşallah başka bir zaman tekrar buluşmayı, görüşmeyi arzu ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Fazıl Bey'e çok teşekkür ediyorum. Sizi zaten çok güzel değerlendirdiniz. Evet, Sayın Menurt İstenmeyenler aramızda olamadı. Ama çok önemli bir kısmı toplantımızın. Onun için bu toplantıyı tekrarlama kararını burada hep beraber almış olduk aslında. Bunu yapacağız. Bugün katılan tüm değerli uzmanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Toplantının hazırlanmasında, sunumunda emeği geçen tüm kurum kuruluş yetkililerine, uzmanlarına çok teşekkür ediyorum. Covid-19 pandemisi bize hatırlattı ki en önemli sektör bugün de tarım, yarın da tarım olacak. Özellikle yaş meyve sebze sektörü sağlığımız açısından çok kıymetli. Sadece bir yıl değil, her yıl hatta her gün üretimde emek verenleri hatırlamak, sektörün gelişimine katkı vermek lazım. Ben toplantımızı kapatırken özellikle sektörümüzün büyük kesimini oluşturan küçük aile işletmelerine, üretimde ve dağıtımda rolü olan her bir sektör paydaşına teker teker teşekkür ediyorum. Katıldığınız için hepinize teşekkürler. Sağlıkla kalın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Gonca Hanım. Thank you very much. Tüm katılımcılara biz de teşekkür ediyoruz Fahim'e. Teşekkürler.